Abdest alıyor, hanımına diyor ki, hanım diyor, ben gidiyorum diyor, hakkını helal et diyor. Selim sakın, ne yapıyorsun, bizi mi bırakıyorsun yalnız? Müzeyyen beni bekleme, ben geri dönemem. Tabii namazlarda gidiyorum, ya Rabbi bize şehitlik nasip et. Ya Rabbi bize şehitlik nasip et. Benim demek ki orada kabul oldu duam yani. Selim şehit oldu. Hani ben şehit olmak istiyorum diyordu arada. Ben de oğlum bak işim var, hanım var. Ben de dedim hani şehit olmanı ben de istiyorum. Ama diyordum hanımım var, çocuğum var. Kim bakacak diyordum. Olsun anne, ama ben Allah'a emanet eder giderim diyordu. Bir kuşu bile incitmezdi yani. Bir kuşu bile incitmez. Ama deli doludur. Yani böyle bağırtısı, çığırtısı vardır. Hani böyle seslenirken abla değil de bir ses, abla diye bir seslenen bir çocuk. Sürünmeye başladı. Ben onu iple bağlardım, kanepelerin şeyini bağlıyordum. Hiç durmuyordu, yaramazdı. İnşaat sektöründe çalışmaya başladı. Ha, benim yanımda fayans yapıyordu. O ara işte bir kız görüyor. O kızla hemen anlaşıyorlar bunlar. 6 ay sürdü nişanlık dönemleri. Ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra biraz boşlukta kendini hissetti. Ki oğlum dedim, git Antalya'ya doğru bir moralini düzelt, gel dedim. Orada da şimdiki eşini görüyor işte. Orada şey yapıyorlar. Birbirleriyle telefonla mesajlaşmak derken işte çocuklar 5 yıl istediler birbirlerini. 5 yıl. 5 yıl bir macerası oldu. Acı, tatlı, sinirlilik hali, yani hepsini yaşadık biz bunu Selim'le. Şarkılar, türküler anlatılmaz ve ben onun türkülerini şu an hala yaşatıyorum yani gerçekten. Arada bir ara ara açıyorum o türkülerini. 5 yıl sonra Selim askere gitti. 2009'da askere gitti. Narlıdere'de Acem Birliği'ni yaptı. Ondan sonra dağıtım oldu, Malatya'ya gitti. Ve askerliği orada bitirdi. Tabii bu arada da gidip gelip istiyoruz biz. Hani boş bırakmıyor, çocuklar birbirlerini seviyorlar. Abla alacağım, abla kaçıracağım, abla getireceğim. Ailesi vermedi, neden vermediğini de bilmiyorum. Yani onu neden hala da bilemedim, çözemedim neden vermedi. 5 yıl geçti aradan. Dedi baba, ben Antalya'ya gidiyorum. Sen beni merak etme dedi. Ben orada çalışacağım. Gelirken de gelin alıp geleceğim dedi. Bir gün baktım gece yarısı telefon çaldı saat 1:30 gibi. Tabii bakmadım, ben şöyle baktım. Selim aramış. Kapattım dedim. Yani beni bu saatte niye arasın dedim. Herhalde telefonla oynarken. Sabahleyin açtım telefonu. Hayrola Selim, beni aramışsın gece dedim. Dedi ki baba, biz Ankara'ya geldik. Hayrola dedim, niye, kimle geldin dedim. Dedi ki biz gelinini aldım geldim dedi. Eşim almaya gitti onları terminalden. Dedi ki Zehra dedi, size bir sürprizim var. Ne Abdullah eşimden için. Selim kızı kaçırdı. Vallahi mi? Hemen apar topar beni geldi aldı getirdi eve annemlere. Çok güzeldi yani. Bir heyecan, onun heyecanı hiç unutulmaz. Düğün yapmadan önce biz gittik Antalya'ya, hani barışalım gel falan. Gittik içeriye girdik tabii. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bak dedi, bundan sonra sen dedi, Kütahyalı Hasan, ben de Erzincanlı Mehmet dedi. Olsun dedik. Senin dediğin olsun. Görüşmeyelim. Biz 50 seferde gitsek olmadı. Yani zamana ihtiyacım var dedi. Zaman geldiği zaman konuşuruz falan. Biz de onu bekledik yani. Acele etmedik hiç. Kızını çok severdi. Kızını böyle nasıl boynundan indirmezdi yani. O da onu çok severdi babaya. Baba dedim yani bir daha demezdi. Buradakiler hep görerdiler böyle işten geldiği zaman nasıl ağlardı baba baba diye. Çocuğuna ve eşine çok büyük mutluluk verdi yani. Çok aşırı derecede sevgi verdi. Birkaç gün önce iş makinesinin arabanın arkasına takılan o kancanın başlık düşüyor, ayağını çatlatıyor, sol ayağını.
İki gün böyle şey yaptı. Üçüncü gün işte akşam koltuğun üzerinde yatarken ben şu aşağıdaki camide namazı kıldım, öğlen namazını, cuma namazını. Buradan çıkarken şu bizim otobanın kenarına doğru aşağı yukarı 100-150 tane tır, üstlerinde tank vardı. İşte tanklar vardı, kimisinde vardı, kimisi boştu. Ben oradan geçerken şüphelendim, dedim ya bu tankların burada ne işi var, bu tırların dedim, niye duruyor böyle. 12 Eylül'de ben askerdim, izinden döndüm, o gecesi ihtilal olmuştu. Yani o aralarda kaldı aklımda, biliyor musun, şeylerden, darbenin ne olduğunu az çok şey yapıyorum. O çocuğuna sütünü almış, sonra eve getiriyor. Orada eşimle konuşuyorlar. İşte enişte böyle böyle oluyormuş, şöyle şöyle oluyormuş. O bakkalda izlemiş bu olayı. Sonra hemen zil çaldı, içeri girdi. Eşim de böyle ayaklandı, hadi gidiyoruz diye böyle. Hemen kalktığı gibi hiç beklemeden eşine geliyor. Sütü bırakıyor, üstünü tekrar değiştiriyor ama. Alçıda da bacağı vardı, onu da sen kesmiş. Çok hızlı çıkmış. Bir bayrak var, o minibüsün oraya takmak için bayrağımızı çok uğraşmış, komşular anlatıyor. Ben yerimde kaldım öyle, yani koltukta ne onları yolculayabildim, ben habire odaklandım. Ama başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dışarı çağrısıyla, herkes dışarılara dökülsün, gitsin diye. Bunlar, o daha onun konuşması devam ediyordu. Eşim ve kardeşim çıktığında. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında... Gece yarısı çocuk bir kalktı geldi, baba kalk 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 dedi. Darbe oluyor, siz ne yapıyorsunuz? Kızım ne darbası, nerede darbe oluyor? Selim'le Abdullah gitti, benim oğlum ismi Selim, gitti Selim. Kız nereye gittiler dedim, oradan ben kalktım, kızım da onun evine geldim, evi de şurada. Evinde orada elime tesbih aldım, dua okuyoruz. Duala kızgın dua okuyorum, bir yandan şeye bakıyoruz, televizyona bakıyoruz. Tabii orada ben hemen Selim'i aradım, gelsin de gidelim diye. Selim'i aradım, telefon cevap vermiyor. Arıyorum, cevap vermiyor. Eniştesini aradım hemen, yan tarafta oturuyor adam, öğretmen. Onun telefonu da cevap vermiyor, çalıyor çalıyor. Allah Allah dedim, lan ne oldu bunlara? Hemen fırladım dışarıya çıktım, baktım araba yok. Evin etrafına baktım, şu ön taraflara baktım, araba yok. Ben buraya koşuyorum, aileme koşuyorum. Anne, Selimgil gitti, eşim gitti, ne yapacağım? Korkuyorum tabii ki, ben yerimde duramıyorum. Bu etrafı dolanıyorum, gitsem nereye gideceğim? Yani çocuklar küçük, aslında biz de gidecektik. Allah'ım, bir baktım ki orada televizyonda biri yaralı, götürüyorlar. Dört kişi bir yere tutmuş kollarından götürüyorlar. Böyle benim içime bir şey oldu. Hay vah dedim, bizimkiler de telefon açıyor sürekli, telefona cevap vermiyorlar, telefona bakmıyorlar. Eşim aradı, Selim'i ben bulamıyorum dedi. Nerede Selim, aradı mı sizi? Yok dedim, kapattı, o kapatış. Sonra şey oldu, çıkmış tankın üstüne. O esnada eline bir tane diyor, bir baktım ki diyor, kaynım diyor almış şeyi eline Selim. Çubuk almış bir tane, nereden bulduysa. Ulan siz nasıl bir vatanını elinden alırsınız, bu milletin nasıl alırsınız diye diyor. Yolun ortasında hiç kimse yok diyor. Yani hani herkes kaçışıyor yollardan. Çıkmış tankın üstüne, o esnada düşmüş. Tanktan aşağı düşmüş. Demek tank ileri geri yapınca. Orada birazcık boğuşmuş. Düştükten sonra demiş, eşini aramış gelinimizi. Ya demiş, az kalsın şehit oluyordum demiş. Sonra saat 2:30-3 müydü, benim damattan telefon geldi. Ben dedi, yaralandım dedi, hastaneye gidiyorum dedi, beni ameliyat alacaklar, ortopediye dedi gidiyorum. Ben bir koştum, bir gittim, gidişim burada feryattı yani. Hani eşim vurulmuş, gelinimize bağırıyorum. Benim kız böyle nasıl parçalanıyor, yıkıyor beni onun eşi. Dedim kız bir dur dedim, ortopedi dedim, yani kırık dedim, kol bacak olabilir dedim. Kızım dedim, panik yapma dedim. Yok anne, gittiler, Selim gitti, o gitti dedi. Neyse gelin dedi. Buradan işim gibi getirdiler. Benim küçük kızla ben evde kaldım. Damadın abisi geldi. Bizi aldı, şeye indik. Numune Hastanesi'ne indik. Gittik oraya, bir baktım ki her taraf mahşer yeri. Bildiğin bir mahşer. İnsanlar koşuşturuyor. İnsanlar
yaralılar, ambulansların biri gidiyor, biri geliyor. Tabii çocuklar da geldi. Benim gelinle kızım da geldi yanım sıra. Onlara dedim siz şurada durun. Ben yukarıya çıktım hani Abdullah'ı görmesinler damadı. Onun bacak haşat olmuş. Kan her taraf kan içerisinde. Oradan geçerken tabii bir kere daha yıkıldık. Onun iyi olduğunu öğrendik. Tabii ki iyi derken yani yoğun bakımdan çıktı. Ameliyatı da biraz daha iyi geçmiş. Şarapneler her taraftaymış. Ondan sonra doktorlar hani dedi gözünü açmasını bekliyoruz yoğun bakımdan. Tabii ki artık onun ameliyattan çıktığını öğrendim. Ben kardeşim. Abdullah ameliyattan çıkınca ayıkmış tabii. Hemen sormuş Selim nerede diye. Vuruldu dedi. Nerede Selim dedi. O zaten anlamış. Yani orada anlamış ki hani Selim çok ağır yaralıydı. Yerde yatıyordu ve ona ara ara sesleniyormuş eşim. Hani Selim sadece nefes gidip geliyormuş. Sonra öyle dediği an ben tabii ki babamı arıyorum. Baba Selim vurulmuş. Selim mi söylüyor ama tek gerisi gelmiyor eşimden. Hani Selim gel nerede? Nerede vuruldular? Alamıyoruz haber. Bütün morglara bakıyorum, listelere bakıyorum. Bulamıyoruz. Orada 4 tane hastane var. 4 tane hastaneye yalın ayak geziyorum. Ayakkabıları da çıkarttım. Hacettepe'ye baktım, geldim. İbn Sina'ya baktım. Ondan sonra arka taraftaki hastanelere baktım. Yok. Tabii ki onu da götürmüşler, bulmuşlar. Kim götürdüyse Allah razı olsun. Orada tabii ki ameliyat etmişler. Her yeri sarılı, eli kolu sarılı. Biz tabii ki babamları çağırdık. Tabii ki seviniyoruz bulunduğuna. O da ortopedi bölümü deyince biz çok mutlu olduk. Hani bulunduğu ortopedi bölümü o da hafiftir diye. Ama o çok yaralı olduğunu öğrendik. Tabii gittik oraya. Son hastaneydi zaten orası. Oraya çıktık, baktık Selim'in kayıtı orada. Dedi ki, Selim burada dedi. Yoğun bakımda. Bu arada bana dedi, sen gelme dedi. Diğer dayısıyla şey gelsin dedi. Halasının oğlu var Salih. O gelsin dedi. Dedim yok ben gideceğim dedim. Tabii ben yukarı çıktım. Adamlar biraz çekinerekten doktorlar şey yaptı bıraktılar. Gittim baktım. Sol tarafından yemiş komple şeyi. Şarapneller. Bacağı üç yerden kırmış buradan. Buraya şey koymuşlar. Platin koymuşlar. Şu kasığını oradan vurmuş. Atar damarı kesmiş. Orada mutfaktaydım. Eniştenle ablam içeride oturuyordular. Bir ağlama sesi geldi. Böyle koşarak gittim. İçeri girdim ki evine dolanıyorlar hem de ağlıyorlar. Ne oldu dedim. Selim'e bir şey oldu dedim böyle. Zaten belli hani ben artık anladım. Ama hiç ağlamadım. Oturdum şöyle kanepeye. Allah'ım sen büyüksün dedim. Allah onun günahlarını bağışlasın dedim. Vatan millet uğruna dedim benim yavrum dedim. Gitti bir de şehit oldu. Kururluyum. Hiç ağlamadım. Hiç gözümden yaş çıkmadı. Üzülür. Annem beni üzülür. Ben şehit oldum. Annem beni niye ağlıyor? Ben o kadar vatan, millet, hani o kadar insanları biz kurtardık. Allah rızası için tabii ki. Yani ben ağlamadım. Hiç ağlamadım. Kadınlar diyorlar ya sen. Ben sabrediyordum. Ben dedim Allah'ın yolunu bilen kişiyim. Allah böyle de emretmiş. Ama ne mutlu bize. Şehit oldu. Vatan, millet uğruna gitti. Yani ben gururluyum yani. Gururluyum.
Allah rahmet etsin. Ben çocuğumdan çok memnundum. Çok seviyordum. Hem deli dolu olarak hem de insanlar tarafından çok seviliyordu. Mahallede olsun, arkadaşlarıyla olsun. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler cenazesine. Üzerine gidiyoruz, okuyoruz. Buradan da okuyoruz. Yani Allah kurban oldum Allah'ım. Tabii ki çocuğuna hanımı biraz yani onlara üzülüyorum. Yoksa şehit olduğu için ben çocuğumu bilmiyorum. Bayrağımız için yaşıyoruz, biz namusumuz için yaşıyoruz, bizim için en önemlisi Müslümanlığımız için yaşıyoruz. Bu kadar. Ben oraya gidip de mezarlığın başına oturduğum zaman mutlu oluyorum çocuğumun başında. Niye bir şehitimiz oldu? Tabii ki geride bir anne baba, bir eş, bir çocuk bıraktı ama vatan ayakta. Vatanımız ayakta şu anda. Allah'a şükürler olsun. Konuşuyorum alttan böyle ayak tarafına geçiyorum. Orada oğlum diyorum ne yapıyorsun diyorum. Benim inşallah şefaatimiz tokunur bize diyorum. Cenab-ı Mevlam diyorum. Makamı cennet olsun diyorum. Allah seni yardımcın olsun. Bütün şehitlere diyelim. Allah'ım onların hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Allah'a emanet ol. Allah'a seni emanet ettim diyorum. Geliyorum işte okuyorum öyle diyorum. Allah'a emanet ettim diyorum. Yani Cenab-ı Mevlam'a emanet ettim onları, hepsini, bütün şehitleri Cenab-ı Mevlam yardımcıları olsun. FETÖ'yü de Allah kahri perişan etsin. Böyle aklıma geldikçe yani çok kötü şeyler düşünüyorum FETÖ için. Ne olursa olsun. İnşallah onun da sonu gelecek. Böyle kurtuluşu yok. Nereye gideceksin? Gidecek bir yer yok ki. Yine dönüp dolaşıp hakkın önüne geleceksin.